Herkese selam arkadaşlar. Bugün yine Ranch Simulator oynuyoruz. Bir önceki bölümde şöyle gördüğünüz gibi tavuk kümesimizi kurmuştuk. Büyük boy tavuk kümesi kurmuştuk. Şuraya bir tane daha tavuk kümesi kurulabiliyordu. Ancak yorumlarda sürekli yazanlar olmuş. Hatta bir saniye şöyle inşa edeyim. Şimdi şöyle gelelim. Şimdi bizim kurduğumuz şu 500'lüktü. Şu yandaki 500'lük. Şunu da kurarız diyordum. 750'lik. Bunda kolay besleme için bir sistem kurulabilir falan yazıyor. Ancak çoğu arkadaşımız, şimdi ben denemedim, bilmiyorum, izlemedim de hiç. Bunu kurmamam gerektiğini ve bayağı zahmetli, sıkıntılı olduğunu söyledi. O yüzden hiç gerek yok, direkt 500'lüğü kur dediler. Biz de öyle yapacağız ama bugün değil, bugün. Şöyle geçelim. Bugün ahırımızı inşa edeceğiz arkadaşlar. Ben burayı yıkıyorum. Oyunu kapatıyorum, açıyorum. Tekrar bu geliyor. Kaydedip kapatıp açıyorum. Yine bu geliyor. Bugün ahırımızı inşa edeceğiz ama öncelikle burayı sıfırdan tekrardan yıkmamız gerekiyor. Hepsini tek tek şöyle bir indirelim aşağı. Sonra çimleri biçmemiz gerekecek. Onu bizden istiyor. Evet, şöyle girelim buraya. Tekme tokat giriyoruz. İndir baba. İndir hepsini. Ne var ne yok. Şöyle biraz sesini açalım mı? Şöyle yapalım. Burayı tek seferde indiriyor. Hop aşağı. Yat aşağı. Evet, yerdekileri de hemen halledeceğiz. Şuradaki oturakları falan halledeceğiz. Tabii bugün birazcık kereste işiyle de uğraşacağız. Kereste gerekiyor buraya. Şimdi inşa et dediğimiz zaman bize bunu söyleyecek zaten. Diyor ki önce ot kaldırılmalı. O yüzden çim biçme makinamıza geçiyoruz. Buradaki otları kaldırıyoruz hemen. Ve birazcık kereste işimiz olacak. Biraz ben para kastım. Ayı eti falan filan derken birazcık kastım parayı yani. Şu an ne kadar var? 3000 3101 var. Çok da kasmadım. Kasamadım da. Olabildiğince yani ortalama bir herhalde bir 10 ayı falan öldürmüşümdür. Ayı etiyle falan böyle hallettik. Şimdi ahır kurduktan sonra süt olayı var. Sütten para kazanıyorsunuz. Domuz bakıyorsunuz, domuzun eti inanılmaz bir para yapıyormuş sanırım. Yani domuzdan çok fazla et çıkıyormuş. O yüzden fazla para yapıyor. Hani etine sabit 35 dolar fiyatı var ama bayağı fazla et çıktığı için ondan bayağı güzel para geliyormuş. Onları falan hepsini alacağız arkadaşlar. Hepsini deneyeceğiz. Yapacağız, edeceğiz yani. Kamyon alacağız. 2500 miydi neydi kamyon? Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Şimdilik kamyon almıyorum. Öncelikle şu ahırı bir inşa edelim. Ahırı en büyük versiyona inşa edeceğim. Bir sonraki bölüme kadar da para kasıp şöyle biraz kamyon alıp ineklerimizi falan getiririz. Ve şuradaki otları kaldıralım. Herhalde yeterli gelecektir ya. Bakalım hemen inşa et diyelim. Evet. Ne diyor? Önce ot. Lan nerede ot var? Şurada var. Tamam, burayı da kaldıracağız. Bayağı geniş bir alan istiyor. İnekleri elle de getirebiliyorsunuz ama çok zor. Yani tam marketten elle birer birer koşa koşa. Daha doğrusu koşamıyor da ip elinde kalıyor, kopuyor gibi yani. Serbest kalıyor inek. Yürüyerek falan getirmen gerekiyor. Yani Samet'in videosunda öyle görmüştüm.
Hemen bakalım abi. Ulan daha nerede ot var? Vay arkadaş. Ne otmuş ya. Hemen alalım şuraları da. Deniyoruz. Artık demez herhalde. Ha, sonunda ya. Evet. Şimdi böyle bunu kurduk. Şimdi buraya kereste gerekecek. O yüzden aracımızı şimdi elimizde şöyle 3 tane varmış. Şunları hemen bir yavaş yavaş yapılandıralım. Tamam. Şimdi şurada bizim kütüklerimiz var. Bunları araca koyalım. Şurada da var bir tane. O bunu da alalım. Bunları araca yüklerim. Ondan sonra gidelim aşağıda. Bunları kereste haline getirelim. Bu kadar yeterli olur mu? Olmayabilir. Şöyle ağacı indirelim aşağı. Fazlası önemli değil. Fazla olması problem değil. Eksik olursa bir daha git gel yapmak zorunda kalırız. Bir de diğer bölümlerine de gerekecek. O yüzden biz bayağı bir kereste yapalım bugün. Alsan oğlum. Üste ne kadar koyabiliyordu gerçi bilmiyorum ama. Aa, konuyormuş. Tamam, sıkıntı yok. Sen de in bakayım aşağı. Kafama düştü. Şimdi 900'de kuruluyor ama 900'de kurduğunuz zaman olay bitmiyor. Diğer bölümlerini inşa etmek için bahçesini falan yapıyorsunuz mesela. Hani ön tarafı kapalı falan oluyor. Orada inekler gezebiliyor. Orayı da inşa etmeniz gerekiyor. Oraya da ekstra para veriyorsunuz. Şunu da indirelim aşağı. Gel evladım, gel. Gel, yorma beni. Hemen şunları pat 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 koyalım. Yani aracı felaket yüklüyoruz. Ağırlık olayı var mı acaba araçta? Çok fazla ağırlıkta gitmeme gibi bir olay var mı acaba? Bu da son olsun. Orada aşağıdaki makinede mazot var mı acaba? Bizim bidonda var mı? O varmış, tamam. Bidonu da yanımıza alalım. Makinede mazot yoksa ona da mazot koyarız. Büyük kamyon alırsak işimize yarar. Yanımıza uyku tulumu falan da alırız. İstediğiniz yerde uyuyabiliyorsunuz bu arada. Uyku tulumu olduğu zaman. Uyku tulumunu da koyarız kamyona. Et işini falan rahat yaparız yani, ya da git gel olaylarını. Market çünkü belli bir saatten sonra kapanıyor. Uyumanız gerekiyor. Ta buraya gelmek gerekiyor onun için de. Hadi a gayret.
Tamam, yeşil oluyor, kayboluyor. Hadi, hadi. Lan koy. Heh, tamam. Bidon da alalım abi. Arabanın mazotuna takviye yapar yalnız bu. Oo tamam. Arabamızın mazotu full. Şimdi bunu koyabileceğimiz bir yer olmadığı için şu anda mecburen şuraya şöyle takacağız, böyle gideceğiz. Şurada aşağıdaydı sanırım o. Şuradan inelim hemen. Allah'tan var ya, oyunda şey olayı yok, böyle yıkılmıyor yani kütükler mütükler. Evet. Canım gel bakalım. Seni bir koyalım şuraya. Tamamdır, fullendi. Keresteye devam. Kalaslarımızı hazırlayalım. Sonra operasyona geçeceğiz. İnşaata başlayacağız. Oyun şu anda erken erişim. Zaten sol üstte de yazıyor. Yani bir yere kadar oyunu oynuyorsunuz, oynuyorsunuz ve oyun bitiyor. Daha herhangi bir güncelleme, yenilik vesaire yok. Her şey aynı. Şimdi inek ağırını kuruyorsunuz mesela. Bütün işleri yapıyorsunuz. İşte tavuk ağırını da, şey tavuk ağırı diyorum. Tavuk kümesini de en son kuracağız mesela, onda ikinciyi. Ondan sonra olay bitiyor. Oyun bitiyor yani. Oyunda şimdilik herhangi bir yenilik olmadığı için bakalım gidebildiğimiz yere kadar gideriz biz de. Ondan sonra salarız oyunu. Çünkü yapacak bir şey kalmıyor. Sürekli şeye dönüyor olay. İşte süt sağ, git sütü sat. Yumurtaları topla, git yumurtaları sat. Tek yaptığımız bu oluyor. Bir süre sonra. Kalaslar doluyor, kalaslar. Yani inşaat komedi. Sadece bu kalasları koyarak komple her şeyi yapmış oluyorsunuz. Ne boya var, ne başka bir şey var. Her şey pat diye oturuyor yerine. Bir de bunları arabaya geri yüklemesi var. Biraz zahmetli bir iş yani. Üçerli üçerli bunları şöyle elimize alıp dizeceğiz buraya. Tam düz de olmuyor arkadaş. Simetrisi bozuk arabanın. Daha... Hadi la, uğraştırma beni. Heh.
Buraya sığacak mı? Buraya sığmayacak hiç. Ey maşallah. Her bir kütükten 3 tane çıkıyor. Oğlum bu salma şunları. Pat diye atıyor yere. Az kaldı, az kaldı. Az kaldı, ha gayret. Bu niye tek kalmış da burada? O nasıl oldu tek kaldı? Üçerli üçerli alıyoruz. Nasıl oldu o iş, ben de anlamadım valla. Evet haydi bakalım. Gidiyoruz. Yavaşla yavaş. Oo. Kırdın. Evet. Şunu alalım bakalım. Haydi bakalım. İnşaata giriş. Şöyle bir çerçevesini yapalım. Oğlum çıksana. Araya sıkışıyor bir de karakter. Kolonlar. Ey Allah'ım, geçemedik de. Güneş geliyor, görmüyorum ki neresi ney. Heh. Lan fazla gittik. Oldu, bitti mi? Aa bitmiş. Saat 18:03. Hava kararıyor. Bir de buraya girince daha çok kararıyor. Keresteler inşallah yeter. Çok fazla kereste gidiyor. Evet, operasyon tamam. Şimdi bu temel. Bunu oluşturuyorsunuz. Daha bunun içinde kapı var. Şimdi onu da şöyle yapıyoruz. İnşaat et. Şimdi buraya kapı. Aa direkt kurdu kapıyı. O nasıl oldu lan? Ha parayla. Aa sürgülü kapı. Sonra buraya 2076 kaldı bu arada. Bakayımız. Abi biz kapıyı seçmedik mi ya? Yalak. Bunu da kurduk. 100. Kapı. Evet.
Burayı da bir kapa. Yüz mü? 75 mi? Kaç gitti? Evet, buraya şöyle ağıl etrafını koyduk. Daha bunun diğer tarafı var. Evet, kapılar da bu şekilde. Şimdi inşaat et. Bak daha burası var. Yel değirmeni ve ambar. Ya, ey maşallah. O kadar büyük müymüş ya? 250. Kurduk. Araba inşallah bakta kalmaz orada. Bir de burası var. Burası ahır boyutunu yükselt. 125. Aha. Aha, yine keresteye ihtiyaç var. Dur bakayım. Ağacı bakta kalmasın da. Heh. Kafamıza lambayı takalım. Saat 19.39. Saat 20'den önce uyuyamıyoruz. Gündüz yapmak istiyordum ama az kaldı neyse. Oyunlarda geceyi çok sevmiyorum ya. Yani etrafını görmüyorsun, bir şey yok, görmüyorsun. Aha, bu da tamamlandı. Lan ne oluyor, kendimi görüyorum. Heh. Ona lan. Yemliğe su doldur diyor. Su var içinde. Otomatik su mu geldi? Yemliğe yem doldur, yemliğe su doldur. Dur. Ha, yan tarafa doğru genişledi. Dur. Orası ekstra bir bölüm değil. Tamam tamam, genişlemiş. Tamam, operasyon tamamlandı. Evet, böyle. Şuraya da iki tane kalas bırakmıştık. Evet, kalaslarla sanırım şu an işimiz bitti. Bunları... Ana, civciv olmuş. Oğlum civciv olmuş lan. Lan cikcik. Kudu. İçeri gir, içeri. Allah seni yerler dışarıda. Oğlum civciv olmuş lan. Ne? Dur uyuyalım. İlk defa gördüm civcivi oyunda. Evet, kaydedildi ve sabah oluyor. Vallahi civcivi ilk defa gördüm oyunda. Orada kümesler de hiç şey kalmamış. Yem kalmamış. Yemimiz de yok. Ve kümesleri bok götürüyor. Sabah oldu, hepsi hareketlendi. Oğlum beni sa... Aa, öldü mü? Vallahi öldü. Tabii bunlar ölünce böyle şey yapıyorsun işte. Alıyorsun, satıyorsun falan. Şöyle koyalım. Tavukların belli bir ömrü mü var? Yemsizlikten mi ölüyor acaba bunlar? Yemsizlikten de ölüyor olabilirler. Emin değilim. Evet, bu arada ahırımızı kurduk. Ahırımız hayırlı. Uğurlu olsun vatana, millete. Vallahi 10 numara oldu. Kaç paramız kaldı? 1300. Yani 3000 mi? Ne paramız vardı bizim, değil mi? Burası açılıyor bu arada. 3000 civarı paramız vardı. Yani 1700'e falan kurmuş olduk. Ben cik cik. Aa, içeride de var. Aa, bir ölü tavuk da. Kaçın lan. Artık ölü mü bu? Neyden kaynaklanıyor bilmiyorum. Ya da belli bir süre sonra bunları kesiyoruz mu acaba? Bak şurada da var bir tane.
Satarız. Hiç sıkıntı yok, satarız. Oğlum hep söylüyor bunların. Çıkma. Biz bunları en iyisi arabaya koyalım. Burada var mı ölü? Burada ölü yok. Götürelim, satalım, hem de yem. Yem alalım. Şunu da alalım. Gelirken doldururuz. Tavuk eti kaç paraya acaba ya? Lan üst üste kon... Ha, ha, şöyle ya. Şurada da var bir tane. Aa, böyle üst üste konuyorsa güzel. Çıkma yavrum, çıkma. Çıkma. Vallahi bak yerler seni dışarıda. Zaten ölüyorsunuz. Gir içeri. Hadi. Heh. Ayetlerini falan koyarken de böyle bayağı bir zahmet çekiyorsun ya. Bunlar pislikten mi ölüyor acaba ya böyle? Açlıktan mı? La horoz. Gagalama. Oğlum civcivler. Civcivler çok iyi ya. Oho, bunları böyle tek tek temizleyeceğiz mi biz bunların bokunu ya? Bu da ölmüş. Bunu da al. Ölen ölene. La horoz kaç kenara. Heh. Aa, bu da gitti. Tavukların belli bir ömrüm var. Hani açlıkları sıfır değil. Belli ki daha yeni bitmiş yemleri. Lan. Var mı ölü? Alo, ölü var mı ölü? Aa, bu da öldü. Gözümün önünde öldü. Yazık. O 3 tane bile konuyor ha. Biraz zorluyor koyarken şöyle ama. Heh. Abi bütün aldığımız tavuklar ölüyor. Bilemedim olayı. Ama civcivler çıkıyor. Yerlerine yenisi geliyor. Yani tamamlıyor aslında kendini. Hem yumurtadan para kazanıyorsun. Hem civciv geliyor ekstra. Hem etinden tekrardan para kazanıyorsun falan. Lan oğlum yürü git. Şuradaki boku bir aldırmadınız bana. Var mı ölen? Var mıdır ölen? Başka ölen yok. Burada var mı? Burada da yok. Oo, yumurtalara bak.
Çıkma oğlum, çıkma. Çıkma evladım, çıkma. Sıkıştı araya. Topla topla topla. Oh ey maşallah. Lan. Allah'ım. İyi iyi. Yeme. Aha yumurta kırıldı. Kapağı açtık, yumurta kırıldı. Yalnız felaket yem yiyorlar ha. Ben bunları bir besledim çünkü. 4 çuval yem gitti. Yani acayip bir yem tüketimleri var. Topla 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 topla. Lan oğlum. Çekmece sistemi çok güzel ya. Evet. Yalnız yumurtalara bak. Ey maşallah. Ey maşallah. Aa. Abi amma çok ölü var ya. Vallahi iki tane mi kaldı? İki tane falan tavuğumuz kaldı. Hadi yavrum, dördüncü de olacak da uğraştırıyor çünkü. Heh. Üst üste üst üste. Var mı ölen? Yok. Lan cik cik. Gidelim. Market. Şurada. Benzin bidonunu böyle de götürebiliyoruz. Sıkıntı yok. Tavuklara bak. Lan bütün tavuklar gitti. Bakayım. 3, 6, 9, 12. Orada 4 var. 16. 16 tane tavuk. Bakalım kaçtan gidiyor. Tavuk ucuzdur bence. Şimdi et 35 dolar. Tavuk daha ucuzdur bence. Bir de bir ton yumurtamız var. Bir sürü yumurta çıktı. Civcivlerimiz çıkmış. Güzel güzel. Bunlardan da bir para gelecek.
Evet, markete geldik. Böyle geri geri yanaştıralım aracı. Daha rahat oluyor. Şöyle. Evet. Haydi bakalım. Şimdi teker teker bunları koyacağız oraya. Rastgele atıyorum da bazen de oturmuyor oraya. Dağılıp gidiyor. Ha gayret baba. Oklar da maşallah. Normalde küçük gözüküyor. Tüylerini yolduktan sonra daha büyük gözüküyor. Tam tersi olması gerekirken. Ya işte şu markete envanter sistemi, araba park etme sistemi getirmeleri lazım ya. Arabayı park edeceksin. Arabanın bagajında ne var ne yok gösterecek ya da kamyonun kasasında ne var ne yok gösterecek. Oradan istediklerini pat 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 satacaksın. Uğraşmayacaksın yani böyle tek 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 uğraşılmaz abi. Oğlum koy içine. Al ha. Sepeti de şöyle bırakalım. Bakalım kaç yumurta çıkmış. Şimdi sat dedik. Abi 107 tane yumurta $642. Tavuk $24'miş. Güzel, fena değil. 16 tane. Yalnız yumurta 107'ye 642. Güzel. Güzel para. $1026 gelecek. Neredeyse yarı parasından. Yani neredeyse tam parasını çıkartacak gibi yani ahır. Yarı parasından fazlası abi. $2327 oldu. Sepetimizi alalım. Buraya da koyalım. Tamam. İnek, inek, inekler ne kadar bakalım. Hayvanlar. Abi tek çeşit inek var. Diğerleri kapalı. Muhtemelen güncellemeyle gelecek bunlar işte. Keçidir. Afrika mandası, uzun boynuz. İskoç ineği, at, at gelecekmiş mesela. Koyun gelecek, keçi, koyun falan. Muhtemelen bu küçük başlar için özel bir bölge yapılacak, orayı inşa edeceğiz. Ondan sonra atlar için özel bir yer olur, orayı inşa ederiz. Öyle tahmin ediyorum, hepsini kalkıp da inek ağırını dolduracak halimiz yok. İnek ağırına şu an sadece domuz ve inek konuyor. Alalım bir tane, elle götürelim bakın nasıl oluyor sistem. Bak sepete ekle. Bak bir tane aldık. Ben de izlediğim kadar biliyorum yani. Bilmiyorum da. Bastım. Bak elinde ip var. Ne diyor? Hayvanları arabada taşıyıp araba kapısına bak. Karşında büyük bir hayvan varsa E tuşuna basarak eve seni yürüyerek takip etmesini veya arabaya binmesini sağlayacak şekilde onu kontrol edebilirsin. Arabaya koyamıyoruz. Bu hayvanları yüklemek için önce aracı boşalt diyor. Nasıl yani? Bunu da götüremiyoruz ki ama. Enter. Nasıl bırakıyoruz? Sal beni. Heh. Gel la buraya. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Hayvanı taşı. Bak aracı boşalt diyor. Yani maalesef olmuyor. Hadi yürü bakalım. Aa bak ip. İp gitti. Yürü. Abi kopma. Kopma. Gel burayı. Oho. Yürü. Eğildim öyle gidiyorum. Diğer türlü hızlı gittiği için kopuyor herhalde. Salıyor yani kendini. Buraya tekrar bir de gelmesi var.
Koşarak geleceğiz, arabayı alacağız yani. Ben şunu çiftliğe kadar böyle götüreyim arkadaşlar. Gereksiz uzamasın videomuz. 40 dakika olmuş zaten. Çiftliğe kadar götüreyim. Çiftliğin orada. Tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar, çiftliğe kadar getirdim. Akşam oldu bu arada. Böyle eğilerek bayağı bir sürdü ya. Yani yürüyerek tek tek taşınmaz bunlar. Yine ölen tavuklar var içeride. Muhtemelen açlıktan ölüyorlar abi bunlar. Şuradan sokabilir miyiz? Buradan sokarız içeriye. Evet, buraya getiriyoruz. E'ye bastık. Şşt, çıkma çıkma. Buraya gel. Nereye gidiyorsun? Burası falan kapalı mı? Kapalı. Evet, ineğimizi de getirdik. Bunun da yemi yok. Suyu var ama. Buna daha sonra arkadaş falan da getireceğiz. Bir dahaki bölümü için kamyon almamız lazım. Kamyonla gelir abi bu. Kamyon en güzeli. Başka araçlar da var ama az alıyor. Bir tane falan alıyor. Kamyon 4 tane mi ne alıyor? Kamyon da alırız. Getiririz yani. Oh, aydınlatma falan da güzel. Evet arkadaşlar. Bugünkü bölümümüz bu kadar. Ahırımızı da inşa ettik. Bir dahaki bölümde kamyon için ben birazcık yine para kasmaya çalışırım. Tavuklar falan yine satılacak zaten. Satılacaklar var. Ölmüşler çünkü. Onların derisini yüzeceğiz. Satacağız falan. Ben yine birazcık böyle ayı eti falan onlarla uğraşırım. Bir dahaki bölümde de yine inek vesaire buraya getireceğiz. Burası kaç tane alıyordu hatırlamıyorum. Ulan hiç bakmadık ona. Neyse ben şeye bakarım. Video bittikten sonra bir bakarım. Kurarken yazıyordur belki. Belki sınır yoktur bilmiyorum. Bayağı geniş bir alan. Çünkü buraya domuz da konuyor. İnek de konuyor. Hepsi aynı anda konuyor. Geniş bir alan olabilir. Sınır olmayabilir yani. Getirebildiğimiz kadar alır getiririz. Evet, izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.